Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Golvan'a Kakuman ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bursa Gemlik'ten şimdilik son videom bu arkadaşlar. Birazdan yola çıkacağız. Bütün Bursa Gemlik'teki takipçilerimize, Volkan kardeşime, arkadaşlarına selamlar olsun buradan. Aramızda yeni katılanlara selamlar olsun ama dediğim gibi Gemlik'teki bütün arkadaşları kanalımıza abone edin. Burası gerçekten güzel bir yer ve insanları da güzel insanlar. Hayırlısı olsun. Siz bu videoyu izlediğinizde ben muhtemelen yolda olacağım arkadaşlar. O yüzden bana da hayırlı yolculuklar olsun. Michi Batshuayi ile anlaşamayan Nottingham Forest. Yani ifade böyle değil. Bu doğru değil. Yani ifade Batshuayi'ne ile anlaşamayan değil. Para konusunda son anda döneklik yapan Nottingham Forest. Milan'dan Divock Origi'yi kiralamış. Çok akıllıca zekice bir hamle. Yani Batshuayi ile Origi'nin bir olduğunu düşünecek kadar akıllı insanlar bunlar. Geçen sezonki gol katkısı şimdiki katkısı malum. E ee, inşallah başlarına bela olur da anlarlar. Neyle neyi kaçırdıklarını anlarlar. Ayrıca şunu söyleyeyim şu ay için transfer defteri kapandı şu bu diyorsunuz ama Arabistan'dan iki de bir de teklifler geliyor. Şimdi Arabistan'da şöyle bir durumu var. Bizdeki transfer e, tahtasına göre her futbolcuya teklif gelebilir. Manchester United Sofyan Amrabat'ı sezon sonuna kadar kiralamış. Hani Galatasaray alıyordu. Yani ben anlamadım hani Galatasaray alıyordu. Şimdi Galatasaray demişken Galatasaray Gaziantep FK maçının kamp kadrosunu açıklamış. Frederic Mijicu yok. Zaten 7'ye 8'e kira verecekler. Sergio Oliveira yok. İlk kulüp içinde ciddi bir sıkıntı. Kronik Zaha şey Wilfred Zaha yok. Hakim Ziyech yok. Yani olmayabilirler. Bu bizi çok alakadar etmez ama şu açıdan alakadar eder. Bayağı yangın yapmışlardı. Şimdi Galatasaray'ın yeminli duyumcusu e, ve Allah bir dediğine bile hangi Allah'tan bahsediyor diye düşünülecek kişi olan Gökhan, Gökhan, Gökhan Dinç. Wilfred Zaha henüz takımla çalışmalara başlamış değil. Minimum 2-3 hafta oynayabilecek demiş. Ve bir Galatasaray taraftarının isyanı, terzenişi <laughs> bu şekilde. Diyor ki bu adama ne kadar imza parası verildi? genel kurulda açıklaması lazım diye. Bakın minimum 2-3 hafta. Ve Ali Koç bunu bize çakıp Şimanski ve Fred'i e aldı. Aldıkları adamların skora katkısı 8. Ee, Zaha'nın 10 dakikası var sadece diyor. Şimdi Zaha ha 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 diye gülebilirsiniz arkadaşlar. Oya doya gülebilirsiniz. Ki Galatasaray'da bazı oyuncular maaş dengesizliğinden dolayı takımdan ayrılmak istiyorlar. Bunların başında Oliveira geliyor. Ahmet Ercanlar bunu haber global ekran, şey hodri meydan ekranlarında verdi ama e, haksız değil arkadaşlar. Oliveira, Torreira hepsi kazan kaynatıyor. Kaynayacak da zaten. Sergio Ramos, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir seçim yapacakmış. E, Fabrizio Romano diyor. Hani şampiyonlar ligi gruplarına kalınca Galatasaray getiriyordu? Arkadaşlar ben uzun zamandır hep bundan şi şikayet ediyorum. Ya Fenerbahçe taraftarları Galatasaraylılardan daha çok Galatasaray yangını yapmaya başladılar. Benim de isyanım bunaydı. Milan Fiorentina'dan Luka bir yıllığına kadrosuna katmış kiralık olarak. Alın bizimle alakası yok diyordum. Frenin Sultanları Avrupa Şampiyonası finalde pazar günü Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. Kızlarımızda ee, kızlarımıza da buradan bir kez daha başarılar dileyelim. Trabzonspor Kasımpaşa'yı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 3 puan hanesine yazdırmış. Maçın özetini izler misiniz? Birkaç pozisyon çok su götürür tartışmaya mahal verecek gibi duruyor. Çaykur Rizespor sahasında Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmiş ve 4 haftada 7 puana ulaşmış ki gümbür gümbür gelen bir Çaykur Rizespor var. Çaykur Rizespor'un en merak ettiğim maçı Galatasaray'la oynayacakları maç. Avrupa'nın birçok ülkesinde 2023-2024 sezonunda yaz transfer dönemi sona erdi. Türkiye'de 15 Eylül'e kadar sürecek. Tabii konferans ligindeyiz. Konferans ligine kadro bildirmek için son gün 4 Eylül. Şu konuda bir anlaşalım. Son gün 4 Eylül ama burada bir anlaşalım. Aması var. Hiç beklemediğiniz şekilde de e, yani 4 Eylül'den sonra çok iyi bir oyuncu alınıp sonra şey yapabilir. Galatasaray demiş ki unutmadan söyleyeyim. Kaya Çilingiroğlu diyor ki Abdurrahim Malbayrak elimde var kayıtları var dediği zaman birileri çıkıp açıkla deseydi ve açıklayamadığı zaman futboldan men edilseydi kimse elimde o var bu var diyemezdi diyor. Ve Galatasaray'ın da hanesinde iki tane şampiyonluk daha az yazardı. Bunu kimse anlamıyor e, ya da anlamak istemiyor. Topsuz alanda Fred'i sakatlamaya çalışan Talyan bir buçuk ay sahalardan uzak kalacakmış. Ben sadece şunu söyleyeyim Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkes gönlünün ekmeğini yesin. Etafe. Mason Greenwood'u kadrosuna kattığını açıklamış. Yani bakalım nasıl bir şey çıkacak. Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de orta saha hareketliliği vardı. Aslına bakarsanız herkes bir altı numara bekliyordu. Ben de dahil, sizlerde de dahil. Crespo gitmedi. Batshuayi elde kaldı. Yani bir nevi elde kaldı. Joshua King satılmadı. Luan Perez gitmedi. Ee, ve Crespo sözleşme uzatmaya da yanaşmıyordu ama menajeri Fenerbahçe ile bir araya gelmek için toplantı ayarlamış, görüşme ayarlamış. Bakalım görüşmede ne konuşulacak. Ee, bu arada Avrupa'da yaz transfer dönemi bitti ve hedefimizdeki isimlerden takımında kalanlar Jorginho, Partey, Rebiot, bizim Rebiot şeyimizde değil, Guido Rodriguez, bu Betis'teki arkadaş, McTominay, geç. Apegueye geç, Suçek geç, Endidi geç. Ama Endidi'nin kalmasına da şaşırdım. Deron, Verratti, Özberk. Verratti benim bildiğim Araplara gidecek. Özberk, bu arkadaşı çok konuşuyoruz ediyoruz ama zor bir isim. O kadar basit bir isim değil. Sumare, Bukari Sumare. Hatırlarsanız benim bayağı bir işarette bulunduğum Ahmet Ercanlar'ın da Sevilla'ya gitmezse Fenerbahçe'nin yeni altı numarası olur dediği Sumare maalesef Sevilla'ya kiralık olarak gitti. Yani kalsaydı daha iyiydi. Biz alabilirdik ama olmadı. Fenerbahçe'den kap geldi. Bora Aydınlık. Fenerbahçe Bora Aydınlık'ın Hull City'ye kiralandığını duyurdu. Yani Fenerbahçe'den giden kapı da vardı dün. Dikkatlerden kaçmış olabilir. Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag Altay Bayındır'ı Arsenal maçı kadrosunda alacağını açıklamış. Yani biz oysa para verip zorla aldırmıştık. Neden böyle bir şey yaptı onu da anlamadık. E, Uğurcan Çakır Altay Bayındır umarım Manchester United'da çok başarılı olur Allah utandırmasın diyor. Aklıma şey geldi. E, acaba Uğurcan Çakır'ı hani şöyle söyleyeyim Uğurcan Çakır Altay Bayındır yangını yapılmıştı bir dönem. Şu an bence Uğurcan da kötü durumda. Ee, acaba İrfancan Can Eğribayat milli takım kadrosuna alınabilir miydi diye düşündüm ama alışkanlık varken zor. Luan Perez. Fenerbahçe Luan Perez'den çıkmalıydı arkadaş. Ne derseniz deyin. Luan Perez bizim sol stoperimiz bence olamaz. Bizim sol stoperde ciddi eksikliğimiz var gibi. Devre arasına kadar idare eder ama İnşallah gerçekten idare eder. Ama Luan Perez isteyen takımların Avrupa değil de Arabistan'da oldukları gerçeğini düşünürsek çok bir fark olmaz. Fenerbahçe Luan Perez'den çıkmalıydı aslında. Yani Crespo konusunda da elimiz bir nevi güçlenirdi. Ama hala transfer sezonu devam eden ülkeler var. 6 numara için arkadaşlar algılara gelmeyin. Crespo kaldı tamam yeni 6 numaramız Crespo diyorlar. Hala böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Hani 6 numaramız hala ve hala transfer edilebilecek bir isim. Hocam sen parti hakkında söyledin ama Arsenal oynatıyor. Oyuncu memnun. Kim diyor oyuncunun memnun olduğunu? Oyuncu Arsenal'de memnun değil. Bilginiz olsun. Ve e, hem Galatasaray istiyor hem Fenerbahçe istiyor. Masadayız. Yani ne olur sonucu bilemem. Sonucunu kestirmek güç. Ama masadayız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arsenal Teknik Direktörü Arteta'da kulüp yönetimimiz birkaç oyuncunun ayrılığı için çalışmalarını sürdürüyor demiş. Burada Jorginho ve Parti'den bahsediyor. Yani herhangi biri gelse herhalde Fenerbahçe taraftarı yangın yapmaz. İkisine de hoş geldin der. Ee, onu söyleyeyim. Şimdi Yağız Sabuncuoğlu diyor ki hem Fenerbahçe hem Galatasaray istese hemen Endombele'yi İstanbul'a indirir diyor. Sports Digital'de ee, yani istesek indirir miyiz arkadaşlar? Ne dersiniz? Bence istesek indiremeyiz. Yani bence istesek indiremeyiz. Bu bence. Ne derseniz deyin. Yani 26 yaşında bir oyuncu şu ana kadar kimse almamış. Bu sezon maça çıkmamış. <laughs> Sizce de bir tuhaflık yok mu? Bence bazı şeyleri düşünün arkadaşlar. Bazı şeylerin arkasındaki sövüşü düşünün. Mesela Zaha. Zaha olmadı. Kaçınız mutsuzsunuz? Niye olmadı diye kaçınız isyanlardasınız? Bence e, çoğunuz değilsiniz. Şimdi Ahmet Ercanlar Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum lütfen çok iyi 6 numara getirin şampiyonluğun anahtarını çevirin. Artık şampiyonluğun anahtarı 6 numarada demiş. Ayetullah Bey 22 Ağustos'ta diyordu ki 6 numara için süreç devam ediyor. Biraz zaman alacak. UEFA listesine yetiştirilecek diyordu. Normalde ben de aynı şeyi söylüyordum. Ama dün ben ne dedim arkadaşlar? Ee, 2 Eylül'ü <laughs> ben işaret olarak yani bugün işaret olarak söyledim. Açık söyleyeyim, bugün alınması için çok ciddi bir çalışma var. Ancak bugün 20'ye alınacağına 5 gün sonra 8'e alınacaksa ben 5 gün sonra 8'e alınmasını yeğlerim varsın 6 tane konferans maçında olmasın. Ya evimizdeki 3 maçı da zaten çıtır çerez alırız. Eder sana 9 puan. Deplasmandaki o tırnavayı zaten yenersin. Etti sana 12 puan. Nörsland ve e, Ludogorets maçlarında da ikisinden birer tane beraberlik çeksen etti sana 14 puan. Grup liderisin. Yenilgisiz. Ya yani şu kadro yapar onu. Anladınız mı? Hani 6 numara transferinde bir sıkıntı yok hareketli birkaç gün bizi bekliyor. Ve Fenerbahçe en iyisini yapacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yağız Sabuncuoğlu bir iddiada bulunmuş. Fenerbahçe orta sahasına Berat Özdemir demiş. Şimdi Berat Özdemir'i Galatasaray alacak. Ben orada da belirteyim. Niye alacak? Berkan'ı niye gönderdi? Türk kuralı, cart kuralı, curt kuralı. Berkan bu yüzden gitti. Galatasaray'dan. Ve Galatasaray'dan giden Berkan Türktü. E şimdi Galatasaray 3 tane Türk'ü nasıl çıkaracak? İzleyin akşamki komediyi. Ve şunu da söyleyeyim. O Şampiyonlar Ligi'nde Abdülkerim'miş, Nelson'muş nasıl oynayacaklar? Nasıl ayaklarında millet oynatacak? İyi izleyin. Siz övüyorsunuz. Yere, hani yere göğe sığdıramıyorsunuz. Gelen teklif sadece satın alma opsiyonsuz kiralama. Nelson için resmi teklif. Kerem asist kralı. Ligin asist kralı. Şöyle kralı böyle kralı. Kerem'e gelen teklif 3.5 milyon euro. Lan bizim çöpümüze 3,5 milyon euro veriyorlar. Mesela Batshuayi Batshuayi Fenerbahçe'de kalacağını açıkladı değil mi arkadaşlar? Kalıyor. Desteğiniz için teşekkürler. Benebilirsiniz. Bu forma için %100'üm veririm. Yani bazen olmayan transferler daha hayırlıdır. İnşallah Batshuayi de bunlardan biri olur. Ama hala gitme ihtimali olduğunu da tekrar tekrar belirteyim arkadaşlar. Hala gitme ihtimali var. <laughs> Onu söyleyeyim. Özellikle Arap Yarımadası bırakmıyor. Joshua King mesela ya sabuncu oluyor ki Joshua King ayrılmaya sıcak bakıyor diyebilirim diyor. Joshua King'e de çeşitli teklifler var. Çok çeşitli teklifler var hem de. Bir bakmışsınız sürpriz bir şekilde gidebilir. Joshua King'e Arap Yarımadası'ndan bir teklif gelse siz o zaman izleyin bakalım. Ay, yeni çıkan bir takım 4 milyon euro'ya alacaktı ama onlarda da kavram karmaşası olduğu için onlar da alamadın. Ama bu gitmeyeceği anlamı taşımıyor. Onu söyleyeyim. Alfredo ne olacak hocam. Alfredo Morelos görüşmeleri bir nevi durduruldu. Yani şartları, durumları siz benden iyi biliyorsunuz. Araplardan teklif var, Santos'tan teklif var. Ee, illaki bunlardan birine gidecektir oyuncu. Hani açıkta kalacak hali yok oyuncunun. Ama durum bu. Yani bizden bir şey olmadı. Ryan Kent için yangın yapıyorlardı. Maç bitiminde İsmail Kartal oynayan, oynamayan bütün oyuncuları tek tek beklemiş, tek tek sarılmış. Ryan Kent ile özel bir konuşma gerçekleştirmiş. Ya Fenerbahçe yeni sezona yoluna hiç mağlup olmadan sürekli galip gelerek dolu dolu devam ediyor. Birileri de yangın peşinde. Bugün kanalda da gördüm. Yani bir arkadaş yazmış ki Fenerbahçe'nin organize hiç hata yok demiş. Lütfen maçı göz ile izleyesin bu arkadaş. Yani <laughs> harfleri çıkarıp başka harf koymasın. Rica ediyorum bu arkadaşa. Yani bu kadar yangın yapacak işte Fenerbahçe organize atak yapmıyor diyecek kadar cahil olmayın. E, goller nasıl geldi? Ya, takım 25, 26, 28 neyse bir sürü gol attı. Nasıl geldi bu goller? Önde baskıyla geldi. Kanat atağıyla geldi. Orta kafa golüyle geldi. Kontra atakla geldi. Ya futbola bu şekilde bakacaksak vay bizim halimize. Bu arada Ryan Kent de diyor ki yarıştığımız tüm kulvarlarda bütün kupaları kazanmak istiyoruz diyordu. Ya Ryan Kent yangını yapan hesapları da takip etmeyin. Ben size söylüyorum. İyice akıllanın bak. Galatasaray sağ olsun <laughs> yaptığı şeylerle taraftarımızı iyice akıllandırdı. Şimdi taraftarımız gerçek Fenerbahçeli'yi artık ayırt edebiliyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Konferans ligindeki rakipler Bulgaristan'dan Ludogoresk. Yani Bulgaristan olması çok güzel. Balkanlardan Slovakya'dan Spartak Tırnava. Hani Slovakya biraz ee, nasıl söyleyeyim size? Hani biraz Zor bir yerde ama yine de uçakla gidebildiği için çok şey değil. Yine de e, nispeten kolay bir rakip olduğu için çok da şey yapmıyorum. Danimarka'dan Norslan, bak, hani Ludogoreski gerçekten söylüyorum hani Bulgar takımı ama e, nasıl söyleyeyimse ha şey de. Emre Mor'un da Nörçlandlı olduğunu da tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Bu Balkan ülkeleri biraz şeyler bizim için daha iyiydi. Kuzey Atlantikler biraz sıkıntılı ama yolun sonu şampiyonluk olsun. Spartak alınacak ciddi intikamlarımız var. Yani onu da söyleyeyim. 29 Mayıs 2024 Fenerbahçe Atina'da Ayasofya Stadyumunda kupayı alıp Türkiye'ye getirebilir mi? Getirebilir. Ne de güzel olur değil mi diyor Sercan Hamzoğlu. Ne de güzel olur. Ama Fenerbahçe kenetlenmesi lazım. Kenetlenirse bu kupada ciddi yerlere gidebilir. <laughs> Avrupa Ligi'nden şu ayında takımlar gelecek. Fenerbahçe kadro kalitesini üstüne ekliye ekliye sürdürürse konferansta da favorilerden birisi olur. Camia yeter ki inansın kenetlensin. Anladınız mı? Ya, yani kenetlenmesi lazım. Sevgili Ulaş abi diyor ki Fenerbahçe'nin hedefi Scott McTominay. İngiltere'den Scott McTominay diyor. Hedeflerinden biri Manchester United'ın 25 yaşındaki, şey 26 yaşındaki 25 milyon euro değerinde İskoç asıllı İngiltere doğumlu İskoç milli takımının oyuncusu diyor. Yani iki maçta toplam 7 dakika oynamış. Manchester'la da ilişkiler gayet güzel. Mantıklı aslında. Fırsat transferi olabilir. Ama bana gelen bir duyum yok arkadaşlar. Aynı şekilde de yazmış ki Ali Koç'un bu açıklamalardan sonra Jorginho'yu bekleyen var mı diye. O da ayrı bir tuhaf bir espri olmuş. Orta saha için sürpriz yani sürprizler de bunlar arkadaşlar. Fenerbahçemiz 6 numara transferini yapacak. Yani Crespo İsmail yeter hocam. Crespo İsmail falan yetmez. Kendimizi kandırmayalım. Madem bir pasta yapıyoruz. Son aşamasında da şey yapmayalım. Hocam Financial Fair Play. Dün WhatsApp grubunda da açıkladım. Financial Fair Play senin sattığına bakıyor. Aldığına bakıyor. Artık UEFA gelirine de bakıyor. Yani Financial Fair Play'lik sıkıntı yok. Harcama limitleri. Harcama limitlerinde zaten biz çok iyi durumdayız. Bankalar konsorsiyumu anlaşması gereği yapılan satışların yarısı borca gidiyor. O da kabul ama Fenerbahçe'nin bir yıllık borcu zaten çoktan ödendi. Bakın bir yıllık borcumuz çoktan ödendi. E şimdi de baktığın zaman futbolcularda e, futbolcular da zaten taksitli aldığın için de yine sıkıntı yaşamayacaksın. O yüzden de ortada şöyle bir durum var arkadaşlar. Financial Fair Play'de sıkıntımız yok. E, taksitlendirdiğimiz için sıkıntı yok ama Alacağımız altı numarayı da taksitlendirmemiz lazım. Aslında şifreyi çok güzel verdiğimi düşünüyorum. E, dikkat ettiyseniz anlarsınız. Hakkımızda e, hayırlısı olsun. Bana iyi yolculuklar. Size iyi keyifli seyirler. 39.100 olduk. Hızla hedef 40.000. İnşallah 40 de çok yakın zamanda sizlerin desteğiyle geçeriz. Görüşmek üzere.